Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bugün yeni aldığımız araç Hyundai Accentra 2011 model. Aracımızın sol dikiz aynası şu şekilde kırıldı. Şimdi biz bu aynanın değişimini gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Aldığımız ayna bu arkadaşlar. Herhangi bir yedek parça satış yapan bir yerden alabilirsiniz, bulabilirsiniz. Aynamız zaten boş, herhangi bir şey yok. Elektrikli ısıtmalı bir ayna değil. Fiyatı da çok uygundu. Ben 30 liraya aldım aynayı. Şimdi arkadaşlar eski aynamızı yerinden sökeceğiz. Yani kırık olduğu için zaten kırılarak bir çıkacak bu ayna. Onu çıkardıktan sonra yerine yenisini takacağız. Zaten şu şekilde şurada görmüş olduğunuz tırnaklar var. Bunlar oturuyor ortadaki mekanizmaya. O şekilde montajını yapıyoruz. Evet, şimdi aynamızı sökmeye geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ayna sökmemize geçiyoruz şimdi. Ben bunu kanırtarak çıkartacağım ve kırılacak muhtemelen bu aynada zaten. Karşısında durmayın çünkü çatladığı için. Kırılacağını söylemiştim ben aynanın. Çatlaktı çünkü kastırarak çıkarttık aynayı. Aynayı sökerken karşısında durmamaya özen gösterdik. Çünkü çıkan parçalar elimize yüzümüze gelebilir. Bir yaralanma olmaması için buna özen gösterin arkadaşlar. Şimdi bu aynayı yerine koyuyorum tekrar. Şu şekilde mekanizmayı göstereyim ben size arkadaşlar. Zaten şuradaki şeyde bir kırıklık var. Şu şekilde şu oynamasını sağlıyor. Yani ayar yaptığımızda bu mekanizma oynuyor arkadaşlar. Aynanın başka bir şeyi yok zaten. Şimdi yeni aldığımız aynayı yerine takalım, oturtalım. Evet arkadaşlar, videoyu yarıda kesmek zorunda kaldım. Sebebi ise aynayı tam oturtamadım. Şu anda elimizde eski ayna var. Yeniyi oturttum şu anda yerinde. Sağlam şekilde duruyor. Herhangi bir sıkıntı yok şu anda. Oradaki sorun ise orta göbeğimizde bulunan 4 tane ki dışında, göbeğin dışında çıkıntılar vardı. Bunlar onların arasına giriyor. Yani biri oturdu, diğerlerini oturtamadım gibi bir şey oldu. Ama en sonunda iyice tam aynayı köşeli şekilde kenarlarından ortadan tam şekilde bastırarak o şeyleri oturttum. Tırnaklar tam yerine oturdu. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Yeni aynamızı taktık. Evet arkadaşlar, bu videomuz da böylelikle. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Tam anlamıyla videoyu tamamlayamasam da bu şekilde bir video oldu. Evet arkadaşlar, hepinize videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone değilseniz eğer abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Sormak istediğiniz soruları aşağı yorum kısmına belirterek sorabilirsiniz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.